İnkar edenlere gelince onlar için de cehennem ateşi vardır. Onlar için ne karar verilir ki böylece ölü versinler. Yani ölmeleri de imkansızdır diyor Allah. Ne kendilerine onun azabından bir şey hafifletilir. Yani sürekli azap vardır. İşte biz nankör olanı böyle cezalandırırız. İçinde onlar şöyle çığlık atarlar. Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka salih bir amelde bulunalım. Yani yeniden bizi dünyaya gönder diyorlar. Samimi tavırlar gösterelim diyorlar. Size orada dünyada öğüt alabilecek olanın, öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi diyor Allah? Yani o kadar vakit vermedik mi size diyor Allah? Ehli küfür genelinde siyah görüntüleri, gözleri tamamı mor. Yani şey kısmı yok, renkli kısmı yok, beyaz kısmı yok. Gözleri görmez diyor, kulakları işitmez diyor. Yani böyle yüzü arka kısma doğru çevrili. Bizi bir kısmı yüzüstü gider vaziyette. Yani yüzüstü götürecek vaziyette. Böyle bir ortamda olacaklar ayetin ifadesiyle. Onların bulunduğu yerdedir. Yani sürekli ateş, mama ve hoşlanmadıkları her şey. Yani çirkin bitkiler, rahatsız edici kokulu bitkiler. Küfür cehennemdedir. Artık yani negatif pozitif tam ayrılmış olacak. Negatif olanlar tamamı cehennemde. Mesela karanlık, kötülük, kir, yanlışlar, mesela rahatsız edici şeylerin tamamı, negatiflerin tamamı cehennemdedir. Pozitiflerin, olumlu olanların tamamı da cennettedir. Cehennem tam zıttıdır. Yani her şeyin biçimsiz, bozuk, kirli, kokuşmuş, rahatsız edici hali vardır. Yani materyalistlerin tarif ettiği tarzadır. Yani işte mama hali var. Yani insanların çok biçimsiz ve çirkin ve eciş bücüştür insanlar. Mesela ağzı burnu yamru yumrudur. Çok kirlidir. Mesela ağzı kirlidir. Vücudu kirlidir. Yani zaten cehennemde yıkanma diye bir şey yok. Leş gibidir yani insan. Son derece kirlidir. Kötü koku, kötü kir, kötü söz, kötü ortam, kötü karanlık, kötü yiyecekler, kötü genel durum cehennemin bir özelliğidir. Cehennemde insanlar konuşabiliyorlar yani bu Allah'ın bir hikmeti. Hatta pişmanlıklarını gizlerler diyor Allah. Yani ahlaksızlığa yine devam ediyor o acının içerisinde. Allah diyor yüzlerinin etleri dökülür diyor ateşten. Yani ateş kavurur suratlarını. Yüzlerinin etleri sadece kafatasları kalır diyor. Biz onlara yeniden et giydiririz diyor. Ama buna rağmen yine ahlaksızlar. Allah'ın hikmeti. Allah öyle yaratmış onları. Onlar da öyle yaşıyorlar. Kaderleri öyle. Tabii cehennem akıllıdır. Allah'ın emri. Direkt topluca her şeyine aktif haldedir. Yani doğrudan saldırıyor hatta küfrün üstüne. İnşallah.